Site sinemalarının sunduğu Not Defteri başlıyor. Sevgili izleyiciler, Not Defteri programına hoş geldiniz. Geçen pazartesi ne yaptık efendim? Bir eksiğimiz vardı değil mi? Aramızda biri yoktu. Önemli birisi yoktu. Ne yapıyorduk biz? Küçük küçük notlar alıyorduk. Hayata seyirci kalmıyorduk. İşte o seyirci kalmadığımızın kısmı Murat Seyirci'ye aitti. Pazartesi günü aramızda yoktu. Bugün aramızda. Ne yapmışız biliyor musunuz Murat'ı? Murat'ı fıtık etmişiz. Söylediğimiz sözlerle, yaptığımız hareketlerle, davranışlarımızla Murat'ı fıtık etmişiz. Ama olsun. O yine de büyük bir özveri örneği gösterdi. İşte yayında Murat Seyirci. Hangi birini söyleyeyim? Neyini söyleyeyim? Hareket etmekte biraz zorlanıyor. Bugün evet. Hareket kabiliyeti biraz düşük olacak. Şu anda belimde şöyle bir fıtık, şu kadar bir fıtıkla şu bel cihazımda ayakta zor duruyorum. Ama işte sorumluluk, ne yapacaksınız? Kaçamıyorsunuz. Seni fıtık edenlerle hala Murat yan yana duruyorsun diyorlar. Öyleyiz yani. Seviyoruz adamı, ne yapalım? Çıkmışız yola, partnerimiz demişiz. Yani yola çıktıklarımızı yarım bırakalım bir fıtık yüzünden. Bir de fıtık dersi çekiyoruz işte adamı. Yapacak da bir şey yok. İnşallah geçmiş olur bize. Tanıştık onunla da efendim, sağ olsun. Yaş tabii yavaş yavaş ilerleyince geliyor vücuda böyle şeyler. Fıtık deyince böyle biraz daha kilosu fazla olanlarda olur denirdi ama öyle değil işte. Fıtık her yaşta herkeste olabiliyor. Konuğumuz var. Konuklarımız var. Ben Murat gene... Yol direkt kestin hemen. İki dakika daha ya, sohbet edelim şöyle fıtık konusuna ederiz, inseydik. Ederiz. Yani ederiz. Beyin cerrahı gene... gibi oldum ben fıtık konusunda. İstersen hemen döneceğim, ben sana atacağım topu. Önce konuğumuzu tanıştıracağım. Ondan sonra topu sana atacağım. Fıtıkla beynin ne alakası var, oraya geleceğiz. Para lazım mı? Sevgili esnaflarımız. Para lazım mı para? Kime lazım değil ki, değil mi? Hele bir de böyle faizsiz olursa, hadi faizsiz olmadı bir de düşük faizli olursa, of ne güzel olur. Yeme de yanında yat derler ya, işte öyle bir şey olur. Kredi lazımsa, para lazımsa, işte paranın merkezi banka değil, banka gibi. Bankadan daha düşük faizlere kredi veriyor. Murat Paşa, Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefaat Kooperatif Başkanı Turgut Bucak konuğumuz. Hoş geldiniz. Bazen söylemekte zorlanıyoruz böyle. Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefaret Kooperatifi. Bir de başında SS var tabii. Sınırlı sorumlu var. Onları da biz es geçmiş oluyoruz. Şimdi Murat'a tekrar dönelim. Başkana hoş geldin dedik. Murat'ı fıtık ettik. Tabii her sorunun bir çözümü var. Murat telefonda diyor ki beyin cerrahına görüneceğim. Ya dedim, fıtıkla ne alakası var? Beldeki sorunun beyin cerrahıyla ne alakası var? Beyin çalışıyor mu, çalışmıyor mu, onu mu gösterecek diye merak ettim. Ama gerisini kendisi anlatsın değil mi? Ben ama diyeyim, 3 tane noktayı koyayım, topu Murat'a atayım. Yani beyin cerrahına gidiyor musun ya? Yani beyin cerrahına gidiyor musun? Fıtık olanlar öyleymiş, biz de öğrendik yani sonuçta. Sadece beyinle ilgili değil, belle ilgili. Yani sinir hastalıkları diye geçiyor efendim bu. Olur ya. Sinir ediyorsun ya insan. Sinir hastalıkları beyin bakıyormuş. Gittik vallahi. Sağ olsun bizim Abdullah Konak var. Çok değerli bir doktorumuz. Hemen MR'ımızı çektirdik, baktı. Sen ne yaptın Murat ya dedi. Biraz işte bu kayak falan yok mu? Biraz yüklenmişiz be ya. Sen kente gider misin? O atlara biner misin? Biraz at veresi, kayak yapma falan. Ya, güzel şeyler tabii bunlara. Ya ne yapalım? Yani yapmayalım şimdi. Korkuyla mı yaşayalım? Her sefanın bir cefası var. Buyur. Cefası var. Çekeceğiz efendim. Tanışmış olduk. İyileşeceğiz. Bunların hepsini yapacağız tabii ki. Diğer taraftan tabii konuklarımızı da ağırlayacağız. Programımıza gelerek sorumluluklarımızı yerine de getireceğiz. Bir taraftan da ihmal etmeyeceğiz tabii kamuoyunu takip etmeyi. Sabahleyin Başbakan'ın konuşması vardı. Bir taraftan onu takip ediyorum. İlginç söylemleri vardı. İşte Amerika'dan falan örnekler verdi. Ya gerçekten ilginç bir ülkede yaşıyoruz biz. Yani Amerika'ya baktığımızda 228 senede 45 tane başkan değiştirmiş. 228 yılda 45 başkan. 45 başkan. Düşünebiliyor musunuz? George Washington'dan sonra. George Washington'la başlayan süreç
En son 45. başkan 1748'den Trump. Beri herhalde yanılmıyorsam. 1868 mi öyle bir şey. Peki bizde kaç tane? 93 yıllık, 90 küsur yıllık cumhuriyet tarihimizde. 45. 65 tane efendim. Biz 90 küsur yılda 65 tane başkan seçmişiz. Yani başbakan seçmişiz kısacası. Onlar 228 yılda sadece 45 tane seçmiş. Yani birileri demiş ki, siz Türkler var ya siz Türkler, başınızı koalisyondan kaldırmayın. En fazla 1,5 yıl başkanlık yapsın, başbakanlık yapsın siz de biri. Başınız o dertten kurtulmasın, sürekli bir şeyle meşgul olun siz. Sakın büyümeyin demiş birileri bize demek ki. Birileri öyle demiş. O birilerinden kastım. Yani Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetten falan bahsetmiyorum canım. Yani dış güçler. Bu yapının aslında ona müsaade etmesinden bahsediyorum. Dış güçler. Ve gördüğünüz gibi 90 küsürlük yıllık cumhuriyet döneminde 65 başkan. İnşallah yani koalisyonları sevmeyen bir toplum haline geldik. O yüzden de tek istiyoruz. İşte onaylandı. Bakalım Cumhurbaşkanı henüz onaylamış değil. Çok yakında geliyor milletin önüne. Meclisten çıktı, milletin önüne geliyor. Cumhurbaşkanı Tanzanya'da olduğu için. Tanzanya'da evet. Tanzanya. Biz onaylayamadı. İlginç bir ülke tabii. Tanzanya. Biz onu Tanzanya canavarıyla biliriz o ülkeyi genelde. Niye herhalde Cumhurbaşkanı Tanzanya'ya gidiyor diye merak ediyor tabii insanlar. Ben diyorum ki ya Tanzanya deyip geçmeyin. Dünyanın üçüncü büyük altın rezervi ülkesi. Düşün yani. Aynen öyle. Evet. Enerjide ve altında yani madencilikte çok önemli bir ülke ama Tanzanya Afrika ülkesi diye küçümsemeyin. Hiçbir ülkeyi küçümsemeyeceğiz canım. Yani bugün dünyanın aslına bakarsan işte pek çok Afrika ülkeleri içinde bulunduğu değerlerle Türkiye'yi solda bırakabilecek kaliteye ve kapasiteye sahipler. Sadece işte onların da bir adım atması gerekiyor. O insanlarla da o ülkelerle de iyi iletişim içerisinde olmamız gerekiyor. Türkiye oralardan bir şekilde faydalanmalı. Türk yatırımcıları faydalanmalı. Boşuna gidilmiyor oralara. İnşaat alanına şu anda yeni yeni giriyor Afrika ülkeleri ve orada da tabii ki Türk inşaatçılar, tabii Türkler görev alacak. Ne dedik? Biraz ekonomi dedik. Ekonomiden de direkt o zaman paranın kaynağına doğru geçelim. Ve soralım. Sayın Başkan, bu sıfır faizli kredi vardı 30 bin lira. Birçok kişi dedi ki ya yetmedi. Hani az para mı geliyor, ne oluyor, bize verilmiyor bu paralar dendi. Çabucak bitti para. Niye çabuk bitti? Aslında şöyle yapalım biraz da. Ya bu kooperatifler ne işe yarar diye insanlar soruyor. Oradan mı başlıyor? Şöyle bakıyorlar bir kooperatif. Genelde bizde kooperatif nedir? Ev yapan falan bilinir değil mi? Genelde. Hani çok sevmeyiz kooperatifler. Önce kooperatifçilik nedir? Oradan mı başlıyor? Evet. Yani bu kooperatif ne işe yarıyor? Murat Paşa Esnaf Kefalet ne işe yarıyor ki kurdunuz? Onu bir açıklayabilirsin. Kısa ama çok fazla sıkmadan. Ondan sonra işin para kısmına gelelim. Zaten yarım saat birlikte olacağız. Şimdi İkinci para bölümde, deyince herkesin dikkatini çekiyor. Evet. Tamamen duygusal. İkinci şimdi, bölümde de Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz'in misafiri alacağımız için zaman kooperatif kısa. Deyince tabii bizi de aynı kategoride mi yollar? Bir sürü kooperatif çeşidi var. Evet. 1163 kooperatifler kanunun içindeyiz biz de aynı zamanda ama bizim onlardan ayrılığımız biz esnaflarımıza kredi veriyoruz. Bizim gibi kredi veren başka hiçbir kooperatif yok. Genelde kooperatifler aidat alır, para alır, işte inşaat yapar, şu yapar, bu yapar veya da toprak satın alır. Topraktan giderler. Bizdeki çok ayrı bir şey. Biz esnafa kefil olup adı üstünde kefalet zaten bankadan kredi veriyoruz. Verilen kredi bizim Türkiye'de bankalardan en düşük faizle. Yıllık alırlarsa %4, bir yıllık alırlarsa. Bir yılın üstünde 5 yıla kadar veriyoruz. Yıllık 5 yıllık alırsa veya 2 yıllık alırsa %5 faizle kredi veriyoruz. Bizim amacımız küçük esnafa izdiham yaratmak, iş yerini büyüttürmek, iş yerinde birkaç tane daha eleman çalıştırmak veya ihtiyacı kadar aldığı parayla kendi işini görmesi. Bankalarda aylık verirler. Biz de aylık, 3 aylık, 6 aylık periyot halinde veriyoruz. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıla bölüyoruz. Yani öbür kooperatiflerden kanun ve yasa gereği bizleri ayırmaları lazım. Size kim veriyor parayı? Devlet tarafından. Devlet, hazine gönderiyor. Devlet kaynağı sağlıyor size. Tabii, hazine. Banka vasıtasıyla sizler de. Aradaki faiz farkında zaten hazine karşılıyor bankaya. Bir şey alan diye genelde veren bir kooperatif diyelim biz. Aynen öyle. Biz bir şey istemiyoruz. Biz sadece para veriyoruz esnafımıza. Evrak istiyorsunuz karşısında. Evrak istiyoruz. Evrak olmadı mı zaten olmuyor. O peki standartlar ne evrakta? Şimdi geleceğiz oranları falan da nasıl alınıyor kısmını tamamlayalım. Kefil. Şimdi kuruluş amacını anladık. Kefil kaç tane? Ne gerekli? İpotek var mı? Şimdi kefil ipotek tabii var ama her verdiğimiz krediden ipotek istemiyoruz. Ama her verdiğimiz krediden kefil istiyoruz.
150 bin liraya kadar kredi veriyoruz. Bunun 20-30 iki kefille verebiliyoruz. Maksimum 150. Maksimum 150. Minimum. Minimumu yok. Ne isterse alır. 5 lira da alır, 10 lira da alır, 1000 lira da alır. Dosya parası var mı bu arada? Bizde dosya parası yok. Dosya masrafı yok. Sonra tüketici hakemiyetine gidip geri alıyorsun. Yok. Bizde yok. Onu bankalarda alıyorlar ama biz bugüne kadar hiç kimseden dosya parası almadık. Biz sadece masraf karşılığı kefil olduğumuz için %1,5 alıyoruz. Onun haricini tamamen sigortadır, kesintidir, işte bölge birliğidir, genel merkezleri derken kesintilerin hepsi karşılığı zaten yazılı. O %1,5 tabii krediyi çekenden alıyorsunuz, evet, değil mi? Evet, krediyi çekenden alıyoruz. Onunla da kefil oluyoruz. Zaten faiz oranı düşük olduğu için düşük diyorsun. Düşük olduğu için çok da bir şey yapmıyor. Yani esnaf belge olması lazım. Kısmında. Şimdi esnaf dediğimiz vergiye kaydı olması lazım. Şirket de olabilir. Hayır, şirketlere vermiyoruz. Odaya kaydı, sicile kaydı. Şahıs firması olacak, doğru mu? Şahıs firmasından ziyade esnaf odalar birliğine bağlı küçük esnaf olacak. Ha, sanayi mesela ASSO'ya kayıt diye sormuyor diyorsunuz. Yok, onlara kredi veremiyoruz. Onlar bankaya müracaat. Onlar bankaya müracaat. Biz küçük esnafa kredi veriyoruz. Tabii bunun yanında kredi alırka miktarı azsa kefille idare ediyoruz ama miktar yüksekse gayrimenkul ipoteği istiyoruz. Çünkü gayrimenkul ipoteği almazsan bugün vereceğin 100 bin lira, 150 bin lira paranın geri dönüşümünü her esnaf karşılayamaz. Çünkü adı üstünde küçük esnaf zaten. Bugün 100 bin liraya 4 tane 5 tane küçük dükkanlar açılabilir. Verdiğim paranın dönüşümü geri olmazsa bu sefer kefil olduğumuz için bu parayı devlet ve banka bizden alıyor kooperatif olarak. Evet. Kefili sizsiniz. Kefili biziz. Sorumlusu biz olduğumuzdan verilen krediyi de sağlam vermek zorundayız. Peki kefalet başkanı bağlıyor mu? Sadece kooperatif mi bağlıyor? Kefalet şahsı başkanı ve yani yönetimini bağlar. Bağlar. Çünkü ödenmeyen para, yarın kefaletle de para yoksa yöneticilerin gayrimenkullerine el korurlar. Riskli. Başkanım da riskli o zaman. Tabii. O yüzden kendini garanti alıyorsun önce tabii. Kooperatif olarak. Şimdi esnaf dedik ki az önce, para lazım, geldi, kefilini de buldu ama çok düşük faiz ya da böyle faizsiz kredi çekmek istiyor. Para lazım. Ne yapacak? Size gelecek. O bir. Evet, yasal evraklarını yerine getirdiği müddetçe biz hep tüm yani esnafa şunu yasal evrakları. Genelde esnaf bankalara gidiyor. Şimdi bankalara faiz giden esnaf oranları, faiz oranları, yani biz de esnafız sonuçta. Bakıyoruz 1.10'lar, 1.20'ler bize gözümüze hoş geliyor, güzel görünüyor. 1.20, %12, %13 gibi tekemmül ediyor aylık faiz. Aylık tabii, yıllar bu senin söylediğin aylık, yıllık öyle. Bizde ama öyle değil. Bizde 1 yıllık alırsa faiz %4, 1 yıllık alırsa. Ama 1 yıllık alan esnafımız nadiren binde 1 çıkıyor. Genelde 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıllık alıyor. %5 faiz 1 yılı geçti mi? Aradaki o demin ki bankalarla olan %7'lik, %6'lık farkı hazine devlet tarafından banka ödüyor zaten. Yani %12, hazine %13 faiz ödeyecekken yıllık %5'lerde alabilirsiniz. Tabii az önce yine söyledik, bu 30 bin lira kredi mevzu geldi. 2016'da bitirdik onu. Ama öyle bir şey oldu ki müracaat formunu verdi, parayı bekliyor, para yok. Niye? Ya çünkü para az. Para sınırlı geldi. 30 bin lira para tüm herkes faydalansın dendi. Adam ömründe esnaflık yapmamış. Gidiyorlar esnaf odaları birliğine veya vergi kaydını açıyorlar. Esnaf odaları birliğine kaydoluyorlar. Ertesi gün evrakları getiriyor. Ben esnafım diyor. Adam ömründe esnaflık yapmamış. Hani böyle kredi alanlar da çok oldu ama esnaf olduğu için de hiçbir şey yapamıyorsun. Yani kulağı arkadan mı tuttular? Birazcık da öyle oldu. Öyle hemen esnaf olması gidip esnafı açtıktan sonra iki gün sonra gelip alabiliyor mu? Ya kredi. O faizsiz kredide, faizsiz kredide öyle bir şey istemediler. Adam esnafsa, kaydı varsa, girişi varsa... Geçmişine hiç bakmadılar yani. Geçmişine şöyle bakıyorlar, sicili temizse. Zaten yeni kaydı olan da sicili temizdir. Temizdir. Sicili bozuk olanlar alamadı. Veya da kefaletlerden kredi çekmiş, borcu olanlar alamadı. Aslında kefaletlerden kredi çeken, kefaletlerle çalışan esnafa bunların çıkması lazım ama... Boşta olan, hiç kredi çekmemiş esnaflara çıktı bu. Sizin bir sözünüz var, atasözü var bir tane. Onu sık sık hatırlatırsınız. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın diye. Tabii, ihtiyacı kadar. Hangi yorgan ya? Bir saniye Yalçın, hangi yorgan?
Mesela bende bir yorgan var 5 metre maşallah. Bir uzatıyorsun. Sen kaç metre yatakta yatıyorsun? Canım. Ya kiminin yorganı öyle işte ne yapacaksın? En büyük yatak 2 metredir. Yorganın da olacağı 2 metredir. Öyle diyorlar canım bir adam. Birilerinin yorganı demek ki 5 metre. Bir uzatıyor yok, maşallah. 5 metrede uzatırsan ondan sonra da bir daha kendini toplayamazsın. Bak bel fıtığına gelmişsin. Ne biz toplayabiliriz ne tüm toplayabilir. Yalçın. Yalçın görüyorsun değil mi? Başkanım ağzına da malzeme oldun. Şu ana kadar geçmiş olsun dilekleri gelmiyor yani. Onu da söyleyeyim. Buradan da canlı yayınla söylüyoruz. Fıtık etti beni bu Yalçın diyorum. Yani ödeyebileceği kadar kredi çekmeler evet. lazım. Eğer ödeyemeyeceği kredinin üstünde vatandaş bizden para talep eder de geriye dönüş olmazsa o zaman verdiğimiz kredinin hiçbir amacı kalmıyor. Neden amacı kalmıyor? Adam 50 bin lira veya 30 bin lira ihtiyacı varken tutup da 100-150 bin lira aldı. Geri ödemeyen mi? Yani can suyu değil adamın ocağına incir ağacı döküyoruz bu seferden. Peki işte can suyu olacak derken incir ağacını diktik. Onlardan fazla biz üzülüyoruz. Bir de sen söyle. Sorun sorayım. Sor. Ondan sonra bankada problemliyse kişi daha önce çektiyse. Sicili bozuksa zaten sicili bozuk olanlara. Soruyor musunuz bankaya da? Tabii. Ha, araştırma yapıyoruz. Hem kefilin hem kendisinin sicilinin temiz olması lazım. Sicili bozuk esnafa kredi vermiyoruz. Tamam. Yani banka siciline de bakıyorsunuz. Tabii tabii. Biz bakmıyoruz da banka bakıyor ama yeni gelen yasa ve tüzükle yeni tabii. programla bundan sonra biz kendimiz bakacağız. Tabii banka üzerinden verdiğiniz için banka zaten ortak havuzda görüyor sicil aynen problemi öyle. Olduğunu. Gerçi şimdi sicil affı geldi de. Onunla alakalı herhalde. Ya, sicil affı geldi. Ödediyse zaten bir sıkıntı yok. Sicil affı gelmediğinde şimdi vatandaş parayı ödemediyse bankaya fark etmiyor ki. Sicil yine devam ediyor. Sicil affı geldi diyorlar. Ama borcu var ödemedi. Ödediği halde siciline işlemiş sıkıntılı olanlar da var. O zaman halde. Yardımcı oluyor zaten onlara. Ödenenlere. O zaten affedildiği için problem oluyor. Bir de parayı çektin. Şimdi esnaf o krediyi düşük faizle çekti ya da faizsiz çekti. Ne yapıyor? Borcuna yatırıyor. Aslında yapılması gereken yatırım yapmak ya da teknolojiyi takip etmek. Ama esnafa bakıyoruz genelde çekmiş olduğu krediyi borca yatırıyor. Borcu borçla kapattığı gibi bir şey oluyor. Ya şimdi, niye böyle oluyor? Antalya'da bizim üçler dediğimiz tarım, turizm, ticaret. Tarım ve turizm hareketin olmasıyla esnafa yansıyor, ticaret oluyor. Üçler şu anda batmış. Vatandaşın almış olduğu para iş yerinde kullanmıyor. Ya gırtlağa kadar borca girmiş, ya kredi kartı borcu var, sicili bozulacak, ya dükkan kirası var, ya maliye borcu var. Hani bir nevi bizden aldığı parayı borcunu borcuyla kapatıyor. Borç bitmiş olmuyor. Borç ikiye katlamış oluyor. Ama bizden aldığı paranın en az %50'sini iş yerinde izdiham yaratsa rahat döner. Ama döndürmüyorlar. İşte ben öderim diyorlar. Ödemediler mi de bu sefer icralık konuma düşüyor. Biraz önce dediğimiz gibi bizim faydamız olması gerekirken adama can suyu derken ocağına incir ağacı döktük mü biz ondan fazla üzülüyoruz. Çünkü avukata ver, icraya ver, yerin satışı matışı bir yılda iki yılda olmuyor bu ama bu zaman zarfında da 100 bin lira oluyor, 150 bin lira. Bir de değerli bulmadan satılırsa hadi çifte zarar vatandaşa, esnafa. Vatandaşa çifte zarar, değerli bulmadan satılırsa bu sefer kefillere yükleniyoruz. Biraz da kefiller zarar görüyor. Evet Sayın Başkanım, 2016 yılı ile ilgili mutlaka elinizde doneler vardır. Kredi çeken esnaf ne kadar bir kredi çekildi? Şimdi benim kefalet olarak biz merkez ilçede 5 ilçeye kredi veriyoruz. 5 ilçede de 13 tane kefalet varız. İşte Konyaaltı, Muratpaşa, Aksu, Döşemaltı ve Kepez olmak şartıyla. Bu Antalya merkezde 40 bine yaklaşık esnaf var. Bunun biz anca 10 binle talep veriyoruz. Verdiğimiz kredi de 50-60 trilyon civarında eski parayla yeni parayla 50 milyon civarında. 13 kefaleti düşünün demek ki iyi bir para çekilmiş bu yıl. Gerçi hareketli olarak iş yapan kefaletler belirli 3-5 kefalet var onun için içinde ama yine de 40 bin esnafın 40 binde faydalanmadı bu işten. 50 milyon lira diyoruz yeni parayla. Ciddi bir rakam tabii ki. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Yani 50 milyon lira kredi verdik derken iyi bir şey mi yapmış oluyoruz? Yoksa esnaf 2016 yılını büyük bir kriz içerisinde geçirmiş mi? Valla 2017 daha da kötü gidecek gibi durum onu gösteriyor. Önümüz daha açılmadı. Yani üçler dediğimiz tarım bitik, turizm bitik. Geçen yıl otellerin yarısı kapandı. Şu anda turizm gelmeyince biraz daha kapanacak. Bunlar da
tamamen esnafa yansıyacak. Şimdi otellerin çevresinde esnaf var, otellerin içinde esnaf var. Bunların biz %10, %20'sine kredi veriyoruz. İş olmayınca, iş yerini açmayınca, dönüşüm sağlayamayınca bizler de sıkıntıdayız. Şimdi bu para ödenmedi mi kefilsin sonuçta, bu parayı ödemek zorundasın. Peki şöyle soru sorayım ya, şu ana kadar kaç tane yani 2016 yılı içerisinde alınan kredilerden kaç tanesi, kaç tanesini kefil ödüyor diyeyim daha doğrusu. Veya kaç tanesi ödemedi. Ya da kaç tanesi krizi biraz daha oradan anlayabiliriz. Evet. Şimdi icralık oldu. En az 100 tanesi bizde icralık oldu. Toplam kaç tane? Esnaf olarak mı? Yani bu çekilen 2006'da kaç tane kredi? Şu anda şimdi oranlamak istiyorum da. Oranlamak olarak %2, %3'ü geçmez. Zaten %5'i geçti mi kooperatifler çalışmaz duruma düşer. Yani 100 lira girdin mi, atıyorum 50 trilyonda 5 milyara düştün mü, o kooperatif çalışmaz, dönmez. %2 de çok yüksek bir rakam değil ama tabii bize göre yüksek, göre sıfırla yüksek gitmen zorundasın. Eğer sıfırla gidemezsen, kefil olduğun parayı ödeyemezsen, çünkü fazla bir gelirin de yok. Bir gayrimenkulun veya bir yerden gelir yok. Üyeye verdiğin krediden aldığın komisyonla ayakta duruyorsun. İşte işçi masrafın var, vergin var, algın var, senin de elektriğin var, suyun var. Hani bunlar da bir şirket gibi. Düzgün çalışırsan bir sıkıntı yok ama düzgün çalışmazsan, yani eş dost ahbap ilişkisi yaptın mı bunlar biter. Şimdi 2007 nasıl talepler? Yoğun mu? Valla şu anda Ocak'ta yoğundu. Daha Şubat'a girmedik. Taleplerin çoğuna daha karşılık veremedik. İnşallah önümüzdeki günlerde Şubat içinde para gelir, ek bir plasma istedik. Siz mi istiyorsunuz devletten? Ya biz istemiyoruz. Bizim aracılığımızla gönderdiğimiz dosyayı banka istiyor. Banka genel merkezden istiyor. Tabii bizim aracılığımızla. Şu anda elimizdeki dosya sayısı bayağı fazla. Tabii karşılığında para olmadığı için isteniyor, bekleniyor. Bekliyoruz. Beklediğimiz için de vatandaş da beklemek istemiyor. Ama yapacak da hiçbir şey yok. Yani biraz plasmanlar şu anda sıkıntıda. Aceleci bir milletiz çünkü. Aynen öyle. Yani bu dönem aslında 2017'de plasman sıkıntısı olacağını ben zannetmiyorum ama herhalde bütçeyi tam ayarlamadılar veya da Türkiye genelinde 1000+ tane kooperatif var, bölgesel olarak mı ayıracaklar, ne yapacaklarsa onları da bilemiyoruz. Evet. Ekonomi, ülke ekonomisine baktığınız zaman siz nasıl görüyorsunuz? Valla şu anda ülke ekonomisi geçen 2016'da çok sıkıntılıydı. 2017'de de gördüğümüz çok bir umut değil. Vatandaşın olsun, esnafın olsun, yani toplumun kimsenin kimseye güveni kalmadı. Parası olan da ticaret yapmıyor, alışveriş yapmıyor. Tamamen şu anda bir ortam durgun. Hadi biraz da madem vatandaş Turgut Bucağı soralım. Ne diyorsunuz bu Cumhurbaşkanlığı sistemine? Valla Cumhurbaşkanlık sistemine... Sizin şimdi MHP'yle de bir iletişimimiz oldu. Daha önce MHP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, evet. aday oldunuz. Milletvekili adayı oldu. Milletvekili adayı oldunuz. Bir MHP'liniz de var. Ne diyorsunuz? Esnaf olarak girdiğimiz için siyasi konulara pek girmek istemiyoruz. Esnafın temsilcisi... Bu siyaset değil artık. Yani, bu siyaset bitti burada. Artık meclisin onaylandı. Şimdi vatandaşın önüne gelecek. Vatandaşın vereceği bir karar biz ne diyelim? Siz vatandaş değil misiniz? Biz de vatandaşız. Bizim de bir oyumuz var. Oyumuzu veririz. Ama gizli diyorsun. Aynen öyle. Hayırlısı olsun diyeceğiz o zaman. Hayırlısı olsun. Bunlar ince konular efendim kısacası. Detaylı konular. Bakalım gelecek tabii ki önümüze. Bu onaylandıktan sonra piyasaların durumu nasıl olacak ona da bakacağız. Bu arada Merkez Bankası tabii ki bir taraftan para politikalarıyla alakalı da bir takım müdahalelerde bulunuyor. Dolar yani 3.70 civarlarında şimdilik tutulmaya çalışılıyor. İnşallah yükselmeyecektir. Bir taraftan müdahaleler sürüyor. Geçen gün işte faiz artımına gitti. O küçük bir dolar yükselmesinden sonra tekrar eski boyutuna geldi dolar. Evet, biraz sonra bu arada son sözü de vereyim mi? Teşekkür ederim Turgut Bucağı. İlk yarısı bitiyor programımızın. İkinci yarımızda Konyalılar Derneği Başkanı'na gelecek. Son sözünüzü alayım, ondan sonra reklama girelim. Ben teşekkür ederim. Tüm esnaf arkadaşlarımıza işte her zamanki dediğimiz gibi ayaklarını yorganına göre uzatacaklar. Kazançlarına göre gelirlerini ayarlayacaklar. Eğer kazanca göre gelirlerini ayarlayamazlarsa, fazla para çekerlerse yani sıkıntı oluyor. Sıkıntı olmaması için de kendi işi, gücü, aşı severek yapacaklar. Kendi işine göre de para çekecekler. Bana kalırsa fazla para çekmesinler. İhtiyacı olanın dışında çektikleri paranın %50'si ödenmiyor. Bu sefer de üzücü olaylar yaşıyoruz. Tüm esnaflarımıza, tüm Antalya'mıza hayırlı işler diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Yani şunu demeyin sakınlıkla. Yani uygun bir para çekme ortamı var. Parayı çekelim. Dursun kasada. Bakarsın kullanılır falan. Böyle bir şeye girmeyin. İhtiyacınız varsa çekin.
İhtiyacı olanlara bırakın gerisini diyelim. Riske etmeyin kısacası kendinizi. Özellikle 30 bin liralık kredi, faizsiz kredilerde bu çok yapıldı mesela. Para lazım değil ama çekildi kenarda dursun. Nasıl olsa bir yere harcarız dendi. Gerçek anlamda ihtiyacı olan esnaf bu sefer çekemedi. Tabii bir de ödeme problemi yaşanıyor daha sonra. İsterseniz evet. Yük oluyor değil mi? Harcıyorsunuz. Hazıra daha dayanır mı? Dayanmaz. Reklamlar efendim. Site sinemalarının sunduğu Not Defteri devam edecek. Site sinemalarının sunduğu Not Defteri devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi meşgulüz. Selfie çekiyoruz efendim. Öz çekim yapıyoruz. Hayatın gerçeği bunlar. Tabii ki. Öz çekim yani. Selfie değil. Öz çekim yapıyoruz. Öyle diyorlar değil mi? Programımızın ikinci bölümüne başladık. Not defterine devam ediyoruz. İki tane Konyalı'yı sağıma aldım. Allah'tan ortalarında değilim. Evet, konuğumuz. Evet, düşünemedik. Keşke bunu bizim araya alsaydık ya. Konuğumuz Konyalılar Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz. Hoş geldin başkan. Hoş bulduk sevgili Murat. Bugün sevgili Yasin kardeşim. Bugün biraz Konyalılığı konuşalım değil mi? Konyalılar bu arada niye Konyalılar? Hadi hemşehri derneklerinden niye Konyalılar aldığınızda bizi almıyorsunuz diyeceksiniz değil mi? Eskişehirli hemşehrilerim, Eskişehir Dernek Başkanım, seni de bir gün alacağım buraya. Peki niye? Niye? Sebep? Bir sorun hep, bakalım. Hep bir Konyalılar sor, olmuyor. Bir sor Yalçın. Niye? Bir sorsana. Sormam, beni kandırırsın. Hayır kandırmayacağım ya, ben TÜİK verilerine göre konuşacağım. Şener Şen'le İlyas Salman'ın filmi var ya, oradaki gibi bir sor hele, niye yaptım? Tabii bir sor. Niye ilk önce Konyalılar Derneği Başkanı? Efendim, Antalya'nın en çok hemşehrisi Konyalı. 85 bin civarında Konyalı yaşıyor Antalya'da. Doğru. İkinci Burdurlu, üçüncü Ispartalı, dördüncü Diyarbakırlı. Doğru mu başkan? Doğrudur. TÜİK verileri bunlar gördüğünüz ama gibi. Ama 3 ile 4'ün arasında da ciddi anlamda rakam fark var. Yani hemen 4-3'ten sonra geliyor ama 3 ile 4'ün arasında yaklaşık 30 bin kadar filan bir rakamsal fark var. Yani Diyarbakırlarla tabii yani Ispartalılar 1, arasında. 2-3'ün evet. arasında örnek veriyorum işte 85 bin TÜİK verilerine göre Konyalı gözüküyor. 72 bin Burdurlu gözüküyor. 55 bin Ispartalı gözüküyor. Bunlar birbirlerine yakın rakamlar. Yakın, evet. Dördüncü 30 binlerde. Dolayısıyla dördü ile üçün arasında bu 25 bin 30 bin kadar bir fark var. Açık ara var yani. Evet, Diyarbakır'ın normalde yani ilginç, ilk değil mi? Üçte evet. ciddi anlamda bir farkı var ilk üçün. Yani doğudaki güzide ilimizin vatandaşları oldukça dördüncü sırada yüksek sayıda. Mesela Afyon falan yakın buralara. Afyon da çok. Afyon da çok. Batman var çok. Evet. Nüfus olarak Batman, Diyarbakır. Var, falan da var bayağı çok. Eskişehir var ama Batman'la Diyarbakır daha önde. Bayağı ciddi ciddi fark var onların arasında. Eskişehir'de bir iki tane var işte onlardan biridir. Bir iki tane olur mu ya? Binlerce Eskişehir'de var Antalya'da. Eskişehir çok fazla demek ki göç vermiyor. Siz Konyalılar kendi kendinize avutun. Bak ne dedi bak. Başkan güzel bir şey dedi. Eskişehir göç vermiyor çok fazla göç vermiyor. Belediye başkanı gerçekten güzel çalışıyor. Aslında bu bir şey değil, avantaj değil. Çok olmamız. Demek ki göç veren bir ilde doğmuşuz. Demek ki Konya'yı sevmiyoruz. Siz daha şanslı oluyorsunuz. Konya'yı, yani Konya'yı sevmiyoruz mu sevmiyoruz mu? Kendi kendinize yetebilecek. Konya'yı sevmiyoruz mu sevmiyoruz mu? İyi de biz şu anda memleketteyiz. Bir dakika dur. Memleketteyiz şu anda. Ne? Burası Konya'ya aitmiş. Konya'ymış yani, burası. Konya altıymış burası. Akseki İbrad'ın o tarafta o. Yok Toros'tan o tarafta. Anlasın şimdi. Girit Adası dahil. Evet. İşte burada Elmalı. Örneğin Elmalı'nın belediyesinin kuruluşuna baktınız ama 1800 küsür. Antalya Belediyesi'nden daha eskidir. Belediyecilik anlamında. O zaman da kazaymış, sancakmış.
eyalet sistemindeyken, yani Karamanoğlu eyalet olup da Konya'nın merkezi olduğu coğrafyadan bahsediyoruz. İşte Girit, Elmalı, işte bugünkü Burdur'un ilçesi olan Tefenli ya da bugün il olan Buldur, eski ismiyle yeni ismiyle Burdur, Isparta, eski ismiyle Selahiye, hep bunlar eski Konya'nın il sınırlarında kalan ilçeler idi. Buralarda yerleşke yok, Konya 6 olarak geçiyor. Dolayısıyla da aslında biz göç sayılmayız. Yine bu coğrafyaların bir parçası olarak birazcık daha güneye doğru, sahile yani doğru. Israrla ev sahibi izlemeye getiriyoruz. Doğrudur. İnkar etmiyoruz. Yani tarih de inkar edemez. Yani. Ticaret Odası'nın kuruluşuna bakın, Antalya Ticaret Odası'nın kuruluşuna bakın. İlk kuruluş izin onayını veren Konya Valiliğidir. Ticaret Odası burada, kayıtları da burada. Çok da eski değil, 138 sene filan. Peki buna ne diyeceksin? Hadi bakalım. Yani tarih burada. Biz yani, ne diyelim? Biz bir şey demiyoruz. Tarih ne derse o. Örneğin bir şey daha var. Çok enteresan bakacağız. Bir konu var. Ben size onu da arz edeyim burada. Konyalım türküsü. Bugün yurdun her tarafında çalınan neşeli bir türkü. Gel gör ki kim ne zaman yazmış? Girit'in fethinden sonra Konya vilayeti sınırlarına dahil edilince devletin erkanı oraya asayişi sağlamak için vesaire işleri yapmak için devlet adamı gönderiyor. O süreç içerisinde de bir Rum kızı, Konya kökenli bir şahsa aşık oluyor ve Konyalım türküsünü bir Rum kızı yazıyor. Konyalı değil. Doğrudur. Rum kızı yazmış. Bir Rum kızının bir Konyalıya aşık olması ile yazılmış bir Konyalım türküsüdür ve bugün hala Ege'ye, Yunanistan'da, Girit'te, Rumca'da gündemden hiç düşmeyen bir türküdür. Yani bu kadar eski Konya, bir kültüre ve eski Konya bir coğrafyanın parçasıyız biz. Müzik olarak Konyalım. Zaten siz girerken, iki Konyalı girerken ben zaten yürü yavrum yürü, Konyalım yürü diye söylemeye başlamıştım. Bir Konyalım türküsü geliyor, bir de Konya'nın etli ekmeği geliyor ama doğrudur, siz etli ekmeği var. Siz hep arabaşı çorbası yapıyorsunuz. Yok, bir sefer yaptık. Bamya çorbası. Onu sürekli yapıyoruz, olmazsa olmazımız. Şimdi Konya deyince tirit gelmeye başladı, bamya çorbası gelmeye başladı, arabaşı gelmeye başladı. Etli ekmeğinize ne oldu? Etli ekmeğimize ne oldu? Etli ekmeğimize bize dışarıdaki insanlar etli ekmek kafalı diye bize böyle bir ön yargıyla yakıştırma yapıyorlar. Dolayısıyla beynimizde taşıyoruz. Bu kadar da kendimizle barışıyoruz işte efendim. Yani tabii. Barış koymak gerekiyor. Ha bir de ya şunu açıklasana başkan ya. Herkes nereye gitsek falan, neresin diyorlar, Konyalıyız. Ooo öyle mi ya falan diyor, alkolün en tüketildiği il falan. Öyle değil efendim evet. Gerçek işte. Gerçeği hassas anlasın bir başkan. Konu. Anlasın buyurun. Hassas bir konu. Evet. Sevgili Murat, biz bunu sene 1994 başlangıcı, sene 2017. İstersen ben hemen araya gireyim. 23. Benim bildiğim kadarıyla en fazla alkol ve sigara Tekirdağ'da tüketiliyor. O farklı bir şey. Yani hiç konumuzun dışında bir istatistik bilgi olabilir. Ama esas buradaki püf noktası insanların hani Konya muhafazakarlığıyla öne çıkmış bir il olduğu için bu az önceki söylenen Murat Bey'in söylediği ifadede örtüşmediği için sürekli bir böyle karşımıza çıkan olumsuz bir örnek olarak yansıyor. İşte bunun başlangıcı 1994 Ulusal bir gazetenin manşetinde çıkmıştı. İşte yapılan istatistik bilgilerdeki araştırmalar neticesinde en fazla alkol tüketimi Konya Tekel Başmüdürlüğü'nde diye. Bunu bir hani o zamanlar daha bilinmiyor bu algılama operasyonu bilmem ne operasyonu falan. Şimdi çok fazla gündemde. Ama çok güzel bir algılamaydı bu. Yıllar geçti, sene 2017. Hala bakın bugünkü programı da gündemimize geliyor. Hala 23 yıldır biz bunu savunuyoruz, söylüyoruz. Ben bir kez daha burada anlatayım. Konya'nın geçmişten gelen bir ata mesleği gibi Konya imalathaneleri var. Hani tabiri caizse merdiven altı üretimden tutun, bugünkü 21. yüzyıla uygun entegre tesislerde dahil çok ciddi bir Konya imalathaneleri var. Bunlar yurt içine verdikleri gibi yurt dışına da vererek ülkeye döviz girdisi de sağlıyor. Malum hepinizin bildiği gibi
kolonyanın üzerinde alkol dereceleri yazar. Evet. Hatırlayınız. 80 derece yazar. Evet. Dolayısıyla 80 derece. Dolayısıyla buradaki bu kadar ciddi bir sanayi oluşumunun ham maddesi olan bir alkol var. Dolayısıyla bu kadar performansı yüksek bir imalatın oluştuğu yerde de çok ciddi anlamda da bir alkol tüketimi söz konusu olacak. Dolayısıyla bu yapılan istatistik bilgiler doğrudur. Yani ama buradaki alkol ham madde. Anlatılmaya çalışan şey sanayideki tüketilen saf alkol. Ve amacı da ağırlığı kolonya imalatında kullanılıyor. Alkollü içecek dediğimiz nesne daha sonra orada, o da ayrı bir sanayi. Orada dediniz ya algı operasyonu, tüketim cümlesi geçerse orada alkol yani kolonya yapmak için kullanıldığından dolayı tüketim yine fazla görünüyor. Yalçın başlığa bakıyorlar madde, insanlar. Şimdi şöyle. İşte alkollü içecek ayrı, alkol ayrı. Tabii yani toplumda alkollü içeceği böyle pratik olarak ne olduğunu bilmediğimiz için genelde bu alkollü içeceklere işte içki veya alkol gibi sürekli ya, konuşulunca aynı zamanda alkol oradaki yazılan manşettekiyle birebir algılama örtüştüğü için ilk akla gelen Konya'nın alkollü içecek tüketimi babında önde gibi algılanıyor. Ama aslında öyle değil. Aslında az önce arz ettiğim gibi tamamen sanayide, kolonya imalatında kullanılan birinci derecede olmazsa olmaz ham madde ve bunun da o günkü tarihteki çıkışı sadece tekerli istatistik bilgilere de doğru. Evet. Ama anlatılmaya çalışıldığı gibi değil. Değerli izleyicilerimiz, Antalya Konyalılar Derneği'nin özellikle dernekler niye var? Örf ananeleri insanlara anlatmak için, değil mi? Yöresel etkinliklerini, yöresel lezzetlerini tanıtmak için, kardeşlik, kültürel mirasların genişlemesi için, kucaklaşması için, bir araya getirmek, ticari hacim oluşturmak için, yani tanışıklığa ön vesile olmak içindir. Derneklerin çok amacı var. Konyalılar Derneği de aynı zamanda işte yemeklerle ilgili, örneğin bamya çorbası ile ilgili toplantılar yapar. Örneğin işte arabaşı çorbası. En son ilk defa, daha doğrusu geçen günlerde yapılan. Evet, 13 Ocak'ta. Bir, evet, 13 Ocak akşamı. Arabaşı çorbası buluşması. Diğer taraftan bununla ilgili lezzetleriyle birlikte bir araya gelen bir kültürel buluşma. Sadece Konyalılar değil, Konyalıların dışında çok ilginç insanlar da geliyor aramıza. Kısaca bahsetsin başkanım o etkinliklerden. Hatta yarın değil, öbürsü gün inşallah. Evet, arabaşı... Beni o kadar çağırmalarına rağmen bir türlü gidemedim. Buyurun işte. Bir türlü nasip olmadı. Tarihi ben de öğreneyim. Herkesi haydi arabaşı çorbası diyelim. Arabaşı değil. Ne? Bamya çorbası içme. Bamya. Herkesi, bütün Antalyalıları... Bu arada yapın Antalya bamya çorbasını getireceksiniz, Antalyalılar. O bamya çorbasını. Bamya... Bütün Antalyalıları çağırıyorsun. Tamam. İnşallah. Şimdi öncelikle kardeşim, önce senin bu kısmetsizliğin inşallah en kısa zamanda bertaraf olur. Onun için dualarımız seninle. Evet. Nasibin açılabilmesi için. Artık nasip olsun ya. Evet. Şimdi arabaşı İç Anadolu'nun olmazsa olmaz bir kış eğlencesi menüsü diyelim. Bizim bildiğimiz kışın yaşam şartlarının ve kış şartlarının insanları boşa çıkarması, işte o zamanki sağlıklı insanların ava çıkarak av dönüşü, nasiplerinde ne varsa o av etinin, işte o ava giden insanların geride bıraktığı aileleriyle birlikte evde un ağırlıklı ve baharat ağırlıklı ve içine de av etinin katımıyla birlikte yanında bir de hamuru olur. O şekilde bir muhabbet yapılır, paylaşılır. Güzel bir gece geçirilir. Kışın olmazsa olmazıdır. Tabii orada bazı özellikler de var bu muhabbetlerde. İşte hamuru var, çorbası var. İkisini birlikte alıp yutacaksınız. İşte çorbayı içip hamura ellemezseniz kaşıkla vururlar çorbayı. İçirtmezler. Böyle esprili şeyleri de vardır, uygulamaları da vardır. Ya da hamuru aldınız, çorbayla birlikte yutacaksınız. Çorbayı da hamurun üzerine ilave etmek için çorbaya daldırdığınızda, hamuru düşürdüğünüzde bir de yükümlülüğe giriyorsunuz. Aynı muhabbeti daha sonra bu siz adet mi, kabul mi etmiş oluyorsunuz. Bir espriyle birlikte verilmiş bir ceza. Evet. Dolayısıyla daha böyle titiz yiyor insanlar. Çünkü ağır bir müeyyide. Böyle de özellikleri var.
tamamen kışa has bir düzenek. Şimdi ne zaman yiyeceğiz? Ne zaman yiyeceğiz çorbayı? Şimdi ara başını biz 13 Ocak'ta yaptık. İnşallah seneye 2018'de ölmez de sağ olursa. 2018'de. Ama 13 Ocak'a denk gelir ama 11 Ocak'a denk gelir. Tam bu zemheri dediğimiz soğukların en şiddetli olduğu dönemde bir daha uygularız. Ha bamya çorbasını 3 gün sonra içebiliriz. 3 gün sonra. Çok kısa bugün bir süre var. Cumartesi günü. 28 Ocak. Cumartesi saat 9.30'da bürger. Sevgili kardeşim. Burada ettik kısmetin açılsın diye. İnşallah bu sefer nasip olur. Çok o değerli konuklarımız da oluyor. O tabii geleneksel bu arada. O çorbayı da es geçmeyelim. Geleneksel onun da açıklaması şimdi bamyamızda, bamyamızda bizim mutfağımızın gerçekten padişahı dediğimiz olmazsa olmazı. Çok da faydalı bir çorbadır. Bununla ilgili de mesela bilgiler var. Geçmişten gelen bilgiler, bugün tabii uygulanmıyor bunlar da, öyle bamya çorbasını falan pişirecek kızda kalmadı, gelinde kalmadı. Ama eskiden o bamyayı yapabilmek için belirli evreleri var. Örneğin bamya işte kuru bamya olduğu için haşlanacak, işte haşlanırken onu sündürmeyeceksiniz, şeklini bozmayacaksınız, işte kılını tüyünü temizleyeceksiniz. Eğer bunları yapamazsa bir gelin, çok ciddi anlamda söylüyorum bunu, o ailede hassas olan insanlar git öğren de gel diye gelini bile evden anasının evine gönderilecek derecede ağır müeydeleri olan hadi bir çorba. Şanslısınız. Bu devirde yaşıyorsunuz. Evet. Eskiden olsa. Şimdi işte modern. Eskiden olsa alet, evde kalmıştınız. Giriyor. İşte lokantanın profesyonel aşçıları falan devreye giriyor. Pek öyle evdeki gibi. Bu arada bamya çorbası deyip geçmeyelim. Şöyle büyük bir bamya çorbası değil efendim. Çiçek bamya. Şöyle küçücük. Kuru bamya. Ve kuru bamya küçücük ve kilosu çok fazla evet, pahalı. Özellikle Amasya bölgesindeki yetişenler bizim tercihimizdir. Birinci sınıf ve en küçük dediğimiz çiçek bamya. Yani böyle tespit tanesi gibi dizilir, toplanır, kurutulur. Daha sonra satışa arz edilir. Ekonomik değeri de yüksektir. Yani bugün birinci sınıf bir bamyanın kilosu 150 bin lira falan. 150 lira falan civarında. Normalde 8-10 lira ise bamyanın kilosu. Ha 8-10 lira şöyle oluyor. 150 lira bu bamyanın kilosu. Yediğiniz, içtiğiniz bamya çorbasının tadına oradan varın yani. Kilosu 150 lira. Artı daha kuzu eti var daha bu. Yani kuzu etsiz de olmaz. Yetli yani. Olacak bir de. Böyle bir durum da var. Yani çorba maliyet artıyor. Ekonomik maliyeti de yüksek. Dolayısıyla bu ekonomik maliyetin paralelinde vermiş olduğu haz, taşımış olduğu işte ciddiyet de bu bağlamda hayır, aynı paralel. Var ya yemek yoksa programları var ya, biz de işte yapımından başlayalım, bir çekelim, şuraya getirelim bamya çorbasını bir güzel, biz de İnşallah çekelim. Bir gün bir canlı yayında burada bir bamya çorbası ikram ederiz. Bir de sizin Konyalıların size tatlısı varmış. Tatlı şu çok bizde. Şu toplantıyı es geçmeyelim, bitirelim mi ondan sonra? Şu i̇şte bamya çorbalı toplantıdan bahsediyoruz. Hayır çağırdık da niye biz yapıyoruz? Niye toplanıyoruz? Kimler konuklar? Onlar Konya çorbasının Konyalılar toplanıyor. Çok sabırsızsın. Biraz bamya ihtiyacım var senin. Aslında bu bir espriyle başlayan bir yetkinliğimiz bizim. Biz kahvaltı düzeneği olarak başladık. Amaç tabii burada kahvaltı değildi. Bir nesneyi ortaya koyarak birlikteliğin oluşturulmasını sağlamak, bunu da geleneksel hale getirerek devamlılığını sağlamaktı. O şekilde bir programla başladık. Daha sonra içini biraz zenginleştirelim dedik. Konuklar almaya başladık. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Bugün 5 ilçe belediye başkanımız, Anaket belediye başkanımız, kaymakamlarımız, işte çeşitli bürokratlarımız başta olmak üzere işte siyasi partilerimizin il başkanları, bütün siyasi partilerimizin il başkanları, il yönetimleri çok HDP değerli konuklarla. Tabii canım yani artık onu biz parti olarak görmüyoruz. Evet. Mecliste meşru olan partilerden bahsediyoruz. Konuklarımız oldu. Olmaya da devam ediyor. Bu hafta konuğumuz kim? Bu haftaki konuğumuz Allah'tan bak direkt konuğumuz dedim. Direkt sahiplendim olayı. Yalçın Küçük efendim bu hafta evet, konuğumuz. Allah'tan bir mani gelmezse, olağanüstü bir durum olmazsa ilimize yeni atanan İl Emniyet Müdürümüz Sayın Celal Uzunkaya'yı ağırlayacağız inşallah. Önümüzde. İnşallah olağanüstü bir durum olmaz. İnşallah. İşte görev, hassas bir görev. Bir olmaz. Bu şekilde devam ediyor konuklarımız. Tatlıya geleceğiz mi? Yemeği yedik, çorbayı içtik. Tatlıya geleceğiz mi? Şekeri falan yok değil mi? Yok. Hasta değilim. Tatlıyı çok seviyorsun. Benim fıtığım yok. Şöyle. Biz o çorbaları her ayın son cumartesi günü. Evet. Şubat'ın son cumartesi, Mart'ın son cumartesi var. Yazın 3 ay ara veriliyor. Ondan sonraki aylarda tabii sürekli yazın olarak da Ramazan
vesilesiyle genel eksel iftar yemeğimiz var. O da yine %100 orijinaliyle Konya'dan getiriliyor düğün pilavının. Şekli, menüsü, odunu dahi Konya'dan geliyor. Evet. Odun Konya'dan. Aşçı Konya'dan geliyor, sinisi Konya'dan geliyor, tabureleri Konya'dan geliyor. Yiyenleri de Konya'dan getirseniz olacak. Yiyenleri de zaten Konya'dan önceden geldi. Yani orada bir sıkıntı yok. Onu yapmamızın da anlamı şu, bir biz orada yetiştiğimiz için, daha sonra hayatımızı burada devam ettirdiğimiz için o kültürü biliyoruz. Zaman zaman özlüyoruz, o özlemimizi giderelim. Bir de burada bizim bebeler var, büyüdüler. Ama o kültürden uzak büyüdüler. Örf adette öğrensinler. Onlar da görsünler, öğrensinler diye. Hem de kültürümüzü, işte kültür derneği olduğumuz için yaşatalım diye. Öncelikle o şekilde titiz davranarak. Tat diye geleceğim az sonra da. O kadar çok hemşeri derneği var ki. Hemşeri derneği deyince akıllara hani hiçbir iş yapmayan dernekler, kumar oynatılan, okey oynanan dernekler geliyor. Sizler o derneklerden değilsiniz. Aktif olarak Antalya'ya hizmet veriyorsunuz. 23 yıllık derneğiz. Daha bir saniyelik lokal düşüncemiz bile gelmedi aklımıza. Değil uygulama. Biz lokalden... Yani lokal dernek değiliz. O dönemde size bir teşekkür demek etmek istiyorum. İsterim. Allah razı olsun. Bu Antalya'da yaşayan bir vatandaş olarak. Evet. Ondan sonra tatlıya gelelim. Bir de Konya'nın tatlısı var efendim. Sacarası. Bir gün ben hikayesini dinledim. Allah Allah dedim. Nasıl olmuş bu? Hangi tatlısından bahsediyor? Hangi tatlı çeşidi için? Bu şey var ya. Ne var ya? Tatlıları bir sayar mısınız? Şimdi ismini bilmiyorum ama arkadaş gördüğünüz gibi. Şu anda... Sacarası olabilir mi? Sacarası çok gündemde. Anlatabildim mi? Ama çocukluğumdan itibaren o, en ağırlıklı müşerref olduğumuz un helvamız var bizim. O helvanın çıkışıyla ilgili bir hikaye anlatmışlardı bana. Nasıl bir hikaye? Ya, ilk zamanlar işte eve gelmiş adam evde, o zaman çok fakirlermiş tabii. Eve gelmiş hiçbir şey yok, malzeme yok. Sadece ekmek var, işte varsa biraz şeker var. Bir de tabii su var. Un var. Ne yapalım? İşte ya canım çok acıktı, buradan bir yemek yapmamız lazım. Acıktık, çocuklar da acıktı deyip oradan başlıyor efendim. Birazcık işte un, birazcık şeker. Birazcık ondan, birazcık bundan o helva ortaya çıkıyor. Tabii o zamanki adı helva değil. Daha sonra helvaya dönüyor. Bir de bizim höşmerim var acaba. Höşmerim ne mi? Höşmerim olabilir. Yani o söylediğimiz acık ondan. Höşmerim. Kaymak, un, işte biraz da şeker falan. Bu şekilde bir... ama şu an höşmerim o höşmerimi tatlısı. Çok uygulayan kalmadı. Ben onun hikayesini dinledim. Hoşuma gitti. Güzel de bir tatlı. Evet, hoşmerimi ben çocukluğumdan hatırlarım. Yani işte aile büyüğümüz olan bizim dedelerimiz, nenelerimiz, hemşerimler gibi sağlığımızda hoşmerim. Birlikte yaşadığımız anlar oldu. Dolayısıyla hoşmerim işte az önce anlattığınız kıt kanaat bir süreçte yapılabilecek en lüks tatlı diyebileceğimiz bir yiyecek. Öncelikle ona bir şöyle siyah tava lazım. Yani o artık o zaman tatlı değil. Ondan sonra işte katık niyetine, un lazım. Yemek niyetine. Tabii bunun üzerine şeker atarsanız tatlı oluyor. Şeker atmazsanız katık niyetine aş oluyor. Yani böyle bir özelliği olan bir şey. İşte siyah bir tava lazım. İşte tavada işte un kavruluyor. Orada işte böyle parça parça oluyor. Daha sonra da işte üzerine toz şeker ekiliyor. Tatlı olarak ikram ediliyor. İşte höşmerim tatlısı diyoruz. O zamanlar bunu. Eskiden yoklukta efendim. Evet. İnsanlar ellerindeki malzemelerle ne yapabilirlerse onu yapmaya çalışmışlar. Bu höşmerim tatlısı da oradan çıkmış. Yapan bir yer bulursanız yemenizi tavsiye ederim. Sanmıyorum yani ben şu anda yani belki isim olarak konabilir ama benim az önceki arz ettiğim şekilde bir höşmerimin yapıldığı kanaatinde evet. Değilim. Başkan son programı kapatacağız. Şey var işte sacarası diye bir tatlımız evet. Var. O çok şu an gündemde. Bizi izleyen Konyalılar nasıl derine üye olacaklar onu da açıklayalım. Nasıl bulacaklar? Evet. Onu da açıklayalım. Programı yavaş yavaş kapatacağız. Teşekkür ediyorum. Bizi izleyen Konyalı arkadaşlar, hemşeriler, derneğimizin kapısını çalarak, bizi ziyaret ederek, bizim matbu üye forumlarımız var. Onlarla doldurarak müracaatını yapabilirler. Ya da bizim web sayfamız var. Web sayfasından printerla bir üye formu çıkartarak doldurup bize maille ya da faksla gönderebilirler.
üye olmak için herhangi bir çok ciddi anlamda sıkıntı yok. Gayet basit. İki satır bir dilekçeyle ben üye olmak istiyorum diye kimlik bilgileriyle beraber rahatlıkla üyeliğe başvurabilirler. Evet, böylece Konyalılarla birlikte bir arada olmanın keyfini tabii ki bir taraftan gençlik kolları, kadın kolları ciddi etkinlikleri yapıyorlar. Arkadaşlarımıza ciddi gayret gösteriyorlar. Tabii derneğimiz 94 yılında kuruldu. 23 yıllık bir dernek. Tabii 23 yıl akşamdan sabaha kat edilecek bir mesafe değil. Baya baya bir geride bıraktığımız yıllarımız var, tecrübemiz var, deneyimimiz var. Ama her şeyden önce 23 yıl önce biz derneği kurduğumuz zaman çok değerli büyük abilerimizin tecrübelerinden, onların işte önderliğinden yararlandık. Özellikle az önce Yalçın kardeşimin de bahsettiği gibi lokal olayına kesinlikle dedi girmeyeceksiniz, yapmayacaksınız. Bildikleri vardı, tecrübeleri vardı. Bir kere ondan uzak durduk. Ondan bugüne kadar her anlamda tüzüğün amaçları neyi gösteriyorsa, tüzüğün dışına çıkmamak şartı kaydıyla elimizden geldiği kadar amaçlarımız doğrultusunda çalıştık. Mesela bunlardan bir tanesi ki sanmıyorum ikinci bir derneğin olduğunu eğer atlarsam siz de hatırlatırsınız. 6 yıldır bizim dernekte hayat boyu eğitim projeleri kapsamında ev hanımlarına verdiğimiz bir kurs var. Herhangi bir ücret söz konusu değil. Tamamen işte içinde bulunduğumuz ilçenin Halk Eğitim Müdürlüğü'ne müracaatımızı yapıyoruz. Diyoruz ki biz şu dalda kurs açmak istiyoruz. Elimizde şu kadar kursiyer bayanımız var. Bize hoca hanım gönderin. Onlar değerlendirmesini yapıyorlar, araştırmasını yapıyorlar. Bize hoca hanım gönderiyorlar. Maaşını devlet ödüyor. Biz kursiyerleri temin ediyoruz. Dernek binasında kurs görülüyor. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla ve bitmesiyle arasındaki 8 aylık süreçte bunların uygulamaları neyse devam ediyor. Şu an sömestriye girdiler. Onlar da sömestri tatilindeler. Sömestrin bitimiyle 6 Şubat'ta tekrar devam edecekler. İşte Haziran ortalarında kurs bitiyor. Daha sonra dernekte işte yıl içerisinde ne yapmışlar? Onları sergileyerek hem üyelerimize hem de eşe dosta hem de o kursiyerlerin işte aileleri vesaireleri son sözlerinizde böylece bu bir ayrıcalıktır diyorum ben. Bu derneğin üstünde gerçekten üstün bir hizmettir. Bu şekilde çalışmalarımız var. Hemen son sözlerinizi alalım. Tüm kısaca hemşehrilerimi canı gönülden seviyorum. Derneğe ve derneğe hizmet eden yöneticilere sahip olmalarını arzu ediyorum. Şu anda yanımda bulunmayan ama derneğin yaşaması ve yaşatılması noktasında gecesine gündüzüne katan tüm yönetim kurulu arkadaşlarımın adına ve şahsım adına hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Size de teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı teşekkür verdiğiniz Sayın için. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Evet sevgili izleyiciler, küçük küçük notlar aldık. Hayata seyirci kalmadık. Murat kardeşimize, ortağımıza, ortimize de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah evet. En kısa sürede tekrar sağlığına kavuşur. Muradımız daha ve küçük bir adım. Güzel güzel hareketlerine, eski hareketlerine devam eder. Kendisini öyle genç adam, atacağına inanıyorum. Alıştık. Böyle put gibi görmeye alışık değiliz. İnşallah en kısa sürede tekrar iyileşir diyoruz ve topu sana atıyoruz. Allah düşmanıma vermesin hastalığı. Hastaneyi ve hapishaneye düşürmesin Allah bizleri. Aman efendim diyoruz. Amin, amin. Bugünkü notlarımızın içerisinde Murat Paşa Esnaf Kefaleti'ne baktık. Konyalılara gittik. Alacağız efendim. Burdurluları, Spartalıları hepsini alacağız sırayla inşallah. Yörelerimize sahip çıkacağız tabii ki. Hayata seyirci kalmıyorsunuz. Notlarınızı bizimle paylaşıyorsunuz. İyi bir insan olmak için maksimum gayret gösteriyorsunuz. Hoşçakalın. Site sinemalarının sunduğu Not Defteri sona erdi.